Sayın Başkan, değerli vekiller, tabii Maliye Bakanımız ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan sorumlu Bakanımız Sayın Atun yurt dışında olması hasebiyle konuşmamı biraz değiştirdim. Önümüzdeki hafta daha farklı yönetim zafiyetleriyle ilgili bir konuşma yapacağım. Lakin bu gece saatlerinin olmazsa olmazları elektrik kesintileriyle ilgili ve bunların nedenleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerin aslında tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını ve buradaki fotoğrafın düzgün çekilmesi gerektiği kanaatini taşıdığım için bu değerlendirmeyi yapma ihtiyacı içerisindeyim. Tabii ki üretim yetersizliğinden dolayı elektrik kesintilerine gitmiş olduğumuz doğrudur. Fakat kapasite eksikliğinden dolayı elektrik kesintilerinin olduğu külliyen yalandır demeyeyim, doğru değildir. Çünkü bizim pik saatlerimizde, yani elektrik kesintilerinin olduğu saatler içerisinde Kıbrıs Türk halkının toplam kullanmış olduğu elektrik miktarı bellidir. Ve bu kurulu gücümüzün %70'ine tekabül ediyor takriben ve bu birkaç saatliktir. Fakat düşünün ki siz 400 megawattlık kurulu gücün olduğu bir ülke içerisinde 320 megawatt gibi bir üretime ihtiyaç duyulurken bunun neredeyse 100-150 megawattı güneyden ve Aksa'dan alınmak durumunda kalıyor. Bu gemi bu şekilde yürümez Sayın Başkan, değerli vekiller, ve bu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun bir suçu değildir. Bu siyaseten ve oradaki siyaseten atanmışların yapmış olduğu hatalar neticesinde biz bile bile karanlığa bu ülkede gömülüyoruz. Tabii ki üretim yetersizliği neden oluşuyor? Kurulu gücün çok düşük bir oranına tekabül ediyor. Bu da geçtiğimiz dönem içerisinde uzun bir süredir UHP HP hükümetinden başlayarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun makinalarının, jeneratörlerinin, bakım onarım ihalelerinin iptal edilmesinden kaynaklanıyor. Çalışan makine sayısı her geçen gün maalesef bu bakım onarım servislerinin aksatılmasından dolayı eksiliyor ve üretim yetersizliği bu yüzdendir. Yani siyaseten yapılan hatalar neticesinde bugün yeterli üretim yapılamıyor. Bununla birlikte bu zarar veriliyor bakım onarımların yapılamaması için. Fakat son günlerde gündemi tutuyor. Oradaki sludge, yani full oil, kirli bir yakıttır ve o kirli yakıtın içerisinde çöküntü oluyor. Halk dilinde dip çamuru denilen literatüre sludge diye geçen atık maddenin tekrardan filtrasyondan geçirilerek buhar türbinlerinde kullanıldığı ve bu yüzden dün akşam veya bir önceki gün buhar türbinlerine zarar verildiği ile ilgili bir iddia var. Yani verilen zararlar bitmek bilmiyor. Evet, bir taraftan geleceksiniz, bakım onarım servislerini yaptırmayacaksınız makinelerin, onları devre dışı bırakacaksınız. Bir taraftan da ne olduğu belli olmayan, o sludge'ın içerisinde ne olduğu belli olmayan bir atığı dönüp buhar türbinlerinde yakacaksınız ve buhar türbinlerini devre dışı bırakacaksınız. Burada çevre dairesini de göreve çağırıyorum. Biz gelecek olan yakıtın analiz raporlarını alıyoruz ve belli başlı parametrelerin sağlanmaması koşulunda ülkeye girişini yasaklıyoruz. O sludge'ın içerisinde ne var? O sludge yakılırken buhar türbinlerinde biz ne yapıyoruz? Bunun belirlenmesi gerekiyor. O buhar türbününe zarar veriyor mu, vermiyor mu? Bunun araştırılması gerekiyor. Bu kafayla gidilirse elektrik kesintileri daha artarak devam edecek. İkincisi, evet, üretim yetersizliği yapılan hatalardan dolayı devam ediyor. Fakat bir diğer nedeni ise yakıttır. Yani geçtiğimiz dönem içerisinde uzun kavgalardan sonra bu işin ihaleyle yapılmasının önü açıldı. Doğrudan alım yapılarak çok güvendiğiniz, kişisel olarak çok güvendiğiniz bir firmadan yakıt tedariki, ihalesiz bir şekilde yakıt tedariki yapmaya çalıştığımız zaman başımızdan neler geldiğini gördük. Bu ülkeye 2 gün yetecek yakıt için, 2 gün bile değil belki de, 80 tır dolusu gemi tankerlerle bu ülkeye geldi, kötü kaliteli geldi. Neler çektik o yakıtın depo olarak darılması ve yakılması için ve makinalara çok büyük zararlar verdi. Bu hataları yapmamak için bunun yolu şeffaf bir şekilde, kamu ihale yasasına uygun bir şekilde Merkezi İhale Komisyonu üzerinden bu işlerin ihaleler yapılması. Fakat yakıt geliyor ve mali durumundan dolayı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun içerisine düştüğü mali durumdan dolayı medyaya yansıyan bilgiler, bu yakıtın ödenemediği,
Geçtiğimiz yollarda 4-5 günlük 10 güne varan uzatmaların olduğu, yani gemi sevkiyat programının bu yüzden aksadığı, bununla geçtim, demoraj bedelleri vardır bu geminin. Bu gemi eğer örneğin yakıt tahliyesi başlamadan önce ödemeden dolayı gecikiyorsa demoraja giriyor ve bir günlük 17 bin dolara yakın demoraj bedellerinin olduğu iddiaları var Sayın Bakan. Yani yüz binlerce dolarlık Kıptek'in burada da zarara uğraması demektir. Fakat sadece bununla bitmiyor. Bir sevkiyat programı çıktı. Zar zor bunu da öğrendik. Bir sevkiyat programı çıktı. Şubat ve Nisan ayları içerisindeki sevkiyat programına bir bakıyoruz. Gemilerin gelmesi gereken 12'şer bin tonluk tankerlerle gelecek. 1 Şubat, 15 Şubat, 1 Mart, 20 Mart ve 19 Nisan tarihli Sayın Bakan. Şimdi Şubat ayı içerisinde tabii ki daha fazladır tüketim. 15'er gün arayla birer gemi geliyor. Fakat son gelen, son yapılan takvimlendirmede, sevkiyat programında 20 Mart'la 19 Nisan tarihleri konuluyor. Yani 30 gün boyunca 12 bin ton yakıtla idare et diyor bu halka. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na. 12 bin ton yakıtla, günlük 400 ton yakıtla idare et diyor. İdareli kullan artık. Nasıl yapacaksanız bilmiyorum. Ve yakıt bitmeden bir ay bu yakıtla idare et. Bu takvim, bu efendim, evet, 12 bin ton bir ay için, 12 bin ton 30 gün için, 12 bin ton yani 4 günlük, günlük 400, bir aylık fark 12 bin ton için, tamam mı diyorsunuz? Neyse. Evet. Bir ay içerisinde, evet, 400 ton, evet. Sayın Bakan, 20 Mart 19 Nisan tarihleri arasında biz ne zaman 12 bin ton yakıtla idare ettik? Eğer depoda yakıt yoksa. Dolayısıyla bu görevi ihmaldir Sayın Başkan, değerli vekiller. Bu sevkiyat programının bu şekilde hazırlanması görevi ihmaldir. Bilinçli olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun depolarında yakıt kalmaması için hazırlanan bir sevkiyat programıdır bu. Biz bir ay içerisinde hiçbir zaman 12 bin ton yakıtla idare edemedik. Edemeyeceğiz de. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yakıt deposu deyim yerinde ise bir yıl boyunca sarı ışıkta lambası yanık bir şekilde idare ettirilmeye çalışılıyor. Bu sevkiyat programının tamamıyla bugünlerde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu deposunda yakıt bırakmamak içindir. Yakıt bitmediği doğrudur fakat bitmek üzeredir. ...2000 ton altındadır bugün içerideki. Sesi, hata yapma lüksü bu saatten sonra yoktur. Slash kullanılması makinelere zarar verdiği aşikardır. Bununla ilgili tahlillerin kısa bir süre içerisinde tamamlanması... ...hem çevreye verdiği zararlar hem de makinelere verdiği zararlar ortadadır. Bir tek makinayı bile kaybetme lüksü yoktur Kıptek'in bu saatten sonra. Bununla birlikte... ...son gelen 10 yol, ihaleyle birlikte gelen son 10 yolun... tahlil sonuçlarının temiz, beklenen standartlarda olduğu bilgisine sahibiz. Şimdi kara dumanların teknecikten bitmek bilmeyen kara dumanların nedeni belli ki bu medyaya yansıyan slaçların buralarda yakılmasıdır. Bununla ilgili çevre dairesine bir şikayette önümüzdeki günlerde bulunacağım. Şimdi bununla birlikte Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için yakıtı bitmeye yakın çağıramazsınız. Mutlaka depolarınızda stok olmak durumundadır. Şimdi yarın yakıt bitiyor. En geç çarşamba günü yakıt bitiyor. Eğer fırtına çıkar da 15 gün boyunca bu ülkeye gemi yanaşamazsa, bu toplum 15 gün boyunca fırtına dinene kadar elektriksiz mi kalacak, karanlığa mı gömülecek? Bunu sormak istiyorum. Bununla birlikte tabii ki diğer taraftan bu ülkede maalesef bu ülkede bulunan ve 700 milyon kilowatt saat alım garantili bir sözleşmeyle elektrik üreten bir firma var. O firmanın yakıtı acaba neden eksilmiyor? Bunun da sorgulanması gerekiyor. Tabii ki bu riskler bitmekle bilmiyor. Siz bugün Aksa'dan çok ciddi miktarda bir enerji talep ediyorsunuz ve sizin alım garantili sözleşmeyle 700 milyon kilowatt saat alacağım dediniz. Almasam da öderim demiş olduğunuz sözleşmenin buradaki belirtilen rakamın artması ve
aslında Aksa'dan daha fazla elektrik almanız durumunda elektrik maliyetlerinin de artması anlamı taşıyor. Bu da neye tekabül ediyor? Kıbrıs Türk toplumunun kamuoyuyla bunu paylaşmam gerekiyor. 3000 TL'lik bir fatura ödüyorsanız kira bedeli olarak 400 TL'si sadece ve sadece Aksa'ya gidiyor. Biz bu maliyetlerle devam edemeyiz. Şimdi fiyat ayarlaması yapıldı. Az önce Sayın Başbakan böyle ne artılır ne eksilir bu fiyatlarla ancak da yüzdürülüyor dedi kurum. Bu da doğru değildir. Fiyatlar 580 dolarken yapılmıştı. Fiyat ayarlaması zam 580 dolar. Yakıt 580 dolarken yapılmıştı. Bugün 700 doların üzerindedir. Yani bugün kurum bu fiyatlarla birlikte zarar ettiriliyor. Yani elektrik fiyatları düşürmek, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek istiyorsak farklı bir noktadan bakmamız gerekiyor. Burada Aksa ile yolları ayırmak için yatırım planlamamız gerekiyor. Aksi takdirde ne yaparsanız yapın buradaki yapı bitmeyecek. Özetle elektrik kesintilerinin nedeni bakımı, onarımı yapılmayan jeneratörlerimiz, elektrik jeneratörlerimiz yüzündendir. Yarı yarıya belki de devre dışı kalan makineler olduğu gerçeği ortadadır. Bununla birlikte yakıtsız kalmamak için de yakıt bu ülkede Kıptek'in depolarında bitirilmemesi için tasarruflu kullanılan gece elektrik kesintilerinin nedeni budur. Yani içeride yakıtın kalmamasıdır. Tabii ki bununla da bitmiyor. Ben daha bu gelinen sürecin daha kötü niyetli bir plan olduğunu söylemek zorundayım burada meclis kürsüsünden. Bu Aksa ile 2024 yılında yapılacak olan sözleşmenin uzatılması için kötü niyetli bir plan mı? Yani biz üretemiyoruz, yakıt bile alamayacak durumdayız. Elektrik kesintileriyle birlikte bezdirilen halkın Aksa ile yapılacak olan sözleşmede puan kazanılması için yapılan kirli bir oyun mu? Bunu sorgulamak istiyoruz. Buraya kesinlikle ve kesinlikle yelkenilmemesi gerekiyor. Zaten yapamayacaksınız. Aksa ile masaya otursanız bile bu ülkede bir tane kamu ihale yasası vardır. Merkezi ihale komisyonu vardır. Bununla birlikte bir devletten devlet anlaşma yapıp da Aksa'dan alım garantili bir sözleşmeyle devam etmek isteseniz bile bunu Anayasa Mahkemesi'nden geri döndüreceğiz. Yapılacak olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun kendi öz mal varlığı olacak olan yatırımdır. Ve bunun da temiz enerji tüketen yakıtlarla birlikte yapılması büyük önem arz ediyor. Evet Sayın Başkan, değerli vekiller, sözlerimi sonlandırırken tabii ki herhalde geldiğimiz Sayın Bakan'ın geldiği hafta cevap verecektir. Umarım bir yazım hatasıdır, bir yanlış anlaşılmadır. Fakat Sunat Atun'un Kıbrıs Gazetesi'ne vermiş olduğu ve manşetten yayınlanan bir haberi vardır. Burada tabii ki değinilenler bizi korkutuyor, bizi ürkütüyor. Diyor ki Sayın Atun, yakıt kriziyle ilgili bir soruya anlaşılan cevap veriyor ve diyor ki devletin yakıt bulma konusunda daha risksiz ve sıkıntıya düşülmeyecek bir şekilde iş yürütmesi gerekiyor diyor. Ve ekliyor sonunda, tedarik edilecek yakıtın ucuz olmasından daha çok kaliteli olması ve yakıtın ülkeye gelmesinde daha az risk yaşanması gerekir diyor. Sanki buradaki idari yapılan hatalardan bir haber olarak ve Atun şu anda yakıtın ülkeye gelmesi için ihaleyi yürüten kişinin yerine daha tecrübeli, daha iş bilir birinin görev alması gerektiğinin altını çiziyor. Umarım bu yine geçtiğimiz dönem içerisinde yaşanan tartışmaların devamı olmaz. Yani tipikle devletten devlet yapılacak olan bir anlaşmayla yakıtın buraya tedarik edilmesinin önünün açılması için bir kavgaya tutuşmayız bunun içerisinde. Bu ülkede kamu ihale yasası vardır, merkezi ihale komisyonu vardır. Burada ilgili şirketin bu ülkeye akaryakıt getirmesinin yolu ihaleye girmesidir. Geçtiğimiz dönem içerisinde de girdi ve nelerin olduğunu hep birlikte gördük. Tabii ki burada son günlerde medyada yansıyan bir haber vardı. Geçtiğimiz 2015 yılında Maliye Bakanı olan Birikim Özgür'e yazılmış olan bir yazı vardı. Zamanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından. Ve özetle buralarda aynen ibareleri okuyorum.
belli başlı notlarını Türk şirketlerinin ekonomik gelişimine ve istikrarlı yapıya katkı sağlayacak enerji projelerinde yer almaları konusunda her zaman desteklerinin mevcut olduğundan bahsediyor. 26.10.2009 tarihinde Sunat Bey'in zamandaydı. Onun Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu dönemdeydi. Tarihinde olmak üzere Fuel Oil Alım Sözleşmesi'nden bahsediliyor. Ve 16 Ocak o zaman da 16 Ocak 2016 tarihinde sona ereceğinden bahsediyor. Ve sonunda diyor ki Tipik ve Kıptek kurumlarının yeni bir 5 yıllık alım satım anlaşmalarına zemin teşkil etmesi amacıyla her iki kurumun bağlı olduğu bakanlık arasında yeni 5 yıl süreli bir protokolün imzalanmasının iki ülkenin ekonomik ve ticari çıkarlarına önemli derecede hizmet edeceğine inanmaktaydı o zamanın Enerji Bakanı ve ekselanslarının nazik desteğinin iki ülke ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacağı kanaatinde olduğunu söylüyor. Yani oradaki bakanlık tarafından bir beklentiydi Tipik'ten akaryakıt alımının önünün açılması. Umarım bu dönem içerisinde bu gelen haberle, manşetten verilen haberle bu anlaşmanın uzatılması için bir kapı aralanmaya çalışmaz. Dediğim gibi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetiminde enerji arz güvenliğinin sıkıntıya girmemesi için bu yönetimde asla ve asla hata yapma lüksümüz yoktur. Az önce Sayın Başbakan bahsetti. 2 milyar Türk lirasına yakın bir borç siyaseten yapılan hatalar neticesinde oluşmuştur. Bu saatten sonra hata yapma lüksü yoktur. Ulusal Birlik Partisi'nin güneşi bu ülkeyi karanlıktan kurtaramaz. Aksi takdirde teşekkür eder, saygılar sunarım.